Batı Karadeniz bölgesinin Tek Türksat Uydu kanalı BRTV'den Mutlu Akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir dedi. Dünyanın siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için önümüzdeki 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Nitekim karşımızdakiler de bu durumun farkındalar ve tüm güçleriyle 2023 için hazırlanıyorlar. Bunca zamandır Türkiye'ye diz çöktürememenin öfkesi içinde olanlar önümüzdeki seçimlerle ilgili niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar. Terör örgütlerinden asırlık acılara, ekonomik tetikçilikten gizli ambargolara kadar her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete de açık çek vermiş gözüküyorlar. Muhalefetin giderek pervasızlaşan, çirkinleşen, özellikle arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu aslında 2023 ile ilgili telaşlarını da ele veriyor. Milletimizin geçmişini çok iyi bildiği için ülke yönetiminden ısrarla uzak tuttuğu bu faşist zihniyeti bu karanlık projenin sözcülüğüne bunlar soyulmuştur. Bu kesimin aktörleri PKK'dan FETÖ'ye, tüm terör örgütlerinin Avrupa'dan Amerika'ya kadar her yerdeki yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine layık olmak için canhıraş bir uğraş içindeler. Kurdukları yalan ve iftira dünyasını tek hakikat gibi herkese dayatmaya çalışıyorlar. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse inandırmasının da o kadar kolay olacağı telkinine öylesine iman etmiş durumdalar ki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar. Varsın gitsinler. Eninde sonunda hak ve hakikat duvarına çarparak kendilerine gelecekler. AK Parti teşkilatları olarak milletimizle gönül bağımızı güçlü tuttuğumuz müddetçe bunların yalan, iftira, inkar, çarpıtma siyaseti ülkemizde kök salamaz, karşılık bulamaz. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderinin bütünleştiği ifademiz öyle sıradan bir siyasi argüman değil. Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında selin vurduğu köylerde yaralar sarılmaya başlandı. Çalışmaları inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu köye üçüncü kez geliyorum. Allah razı olsun. Uğurlu köylü vatandaşlarımızı seviyoruz. Allah razı olsun. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Bugün önce buraya uğradık. Vatandaşlarımızı dinledik. Buradan Esma Hanım'a gittik. Oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Çalışmaları yerinde izledik. Tekrar buraya geldik. Buradan acilen gitmemiz gerekiyordu. Onu söyleyeyim. Buradan Çilimli ilçemize gittik. Orada vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu bir afet. Yani bunlar insanların elinde olan şeyler değil. Burada biz devlet olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına onların bu kötü günlerinde yarına güvenle bakmaları için ev ev dolaşıyoruz. Onu söyleyeyim. Çilim'de de ev ev dolaştık. Orada kaymakam bey ile belediye başkanımızla, arkadaşlarımızla hep beraber dolaştık. Şimdi burada da bugün, şimdi bu saatte Uğurlu köyümüzün talepleri var, haklı talepleri var, haklı istekleri var. Onların bize bağlı olan birimlerimizce değerlendirmesini yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini ilgili kurumlar nezdinde
bildirdik. İlgili kurumlarımız bu saatten sonra bu vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirecek. Biz de takipçisi olacağız. Ben birebir takip edeceğim. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa bugün BRTV'yi ziyaret etti. Bölgemizin yetiştirdiği bir insan olan Rektör Kara Mustafa, BRTV'yi ve Karabük'teki gelişmeleri her zaman yakından takip ettiğini söyledi ve Kayseri Üniversitesi ile ilgili de bilgi verdi. Kurtuluş Kara Mustafa, Kayseri Üniversitesi Rektörüyüm. Aslında bir Batı Karadenizliyim. Doğumum Zonguldak. Ata toprağı Kastamonu, büyüdüğümüz yer Karabük, okuduğumuz yer Bolu. Dolayısıyla liseyi Bolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okudum. Bu memleketin çocuğuyuz ama tabii yaklaşık 91 yılından beri neredeyse 30 yıl, tabii 30 yılda aşıyor. Erciyes Üniversitesi'nde asistanlığımdan beri görev yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle de 6 Eylül 2018'de Erciyes Üniversitesi'nin bünyesinden ağırlıklı olarak ayrılan bölümlerle beraber kurulan Kayseri Üniversitesi'nin rektörlüğünü yürütüyorum. Dolayısıyla bir hemşeriniz olarak Kayseri'de bu memlekete hizmet ediyoruz. Osman Bey'i sağ olsun bizi Karabük'ten, Batı Karadeniz'den, Kastamonu'dan habersiz bırakmaz. Biz de takip ediyorsa BRTV'yi izlerim. Memleketime gelmiştim. Bu vesileyle de Osman Bey'i bir ziyaret etmek istedim. Televizyonunuzu bir ziyaret etmek istedim. Her ne kadar 18 Mayıs 2018'de Erciyes Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş olsa da köklü bir üniversite. Kayseri'de üniversite kültürü ben Selçuklu zamanına kadar götürüyorum. Gevher Nesibe Hatun'un şifahanesi tıp eğitimi o dönemlere gidiyor. Ama Cumhuriyet'le beraber Kayseri'de yüksek öğretimin temelleri 1960'lı yıllara Hacettepe'nin himayesinde gidiyor. 78 yılında Kayseri Üniversitesi kuruluyor. 82'de gök yasasıyla beraber Kayseri Üniversitesi Erciyes Üniversitesi oluyor. 2018 yılında Erciyes Üniversitesi'nden ayrılan 11 birimle ve ilave 6 tane birimle beraber toplam 17 birimle Kayseri Üniversitesi 78 yılındaki aslına rücu ediyor. Tabii bu manada yeni bir üniversiteyiz ama birçok birimimiz de biraz önce ifade ettiğim gibi Erciyes Üniversitesi'nden ayrıldı. Bazı birimlerimiz 50 yıllık, bazı birimlerimiz 40 yıllık, bazı birimlerimiz henüz yeni kuruldu. Bu manada 17.750 civarında öğrencimiz var. 250 akademik personelimiz var. 240 civarında idari personelimiz var. Kayseri'nin bütün ilçelerine yayılmış vaziyetteyiz. Yeni yapılandırmaya başladığımız, bu sene ilk kez öğrenci alacağımız mühendislik mimarlık tasarım fakültemiz var. Burada elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği programları bölümlerini yeni açıyoruz. Bu bölümlerde de gayet nitelikli akademik personelimiz var. İnşallah Orta Anadolu'da rekabet gücü yüksek bir bölümümüz olacak. Özellikle 4 yıllık okullarda 7+1, 2 yıllık okullarda 3+1 gibi modellerle üniversite sanayi işbirliğini mühendis o üniversitede derse girsin, hoca iş adamıyla birlikte proje üretsin, öğrenci sanayinin içinde olsun. Çünkü neticede bütün sanayicinin iş adamının kaynakları da milli servet. Bunları bütünsel olarak kullanabilirsek inşallah başarı yakalayacağız. Kayseri Üniversitesi'nde böyle bir misyonla ülkemize, memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz Osman Bey. Sevgili hocamı televizyonda ağırlamaktan gerçekten çok mutlu oldum. Bölgemizin yetiştirdiği çok değerli bilim adamı, rektörümüz. Gerçekten biz Mustafa Hocam gibi bölgemizin yetiştirdiği insanlarla gurur duyuyoruz. Bugün televizyona geldiler, çok mutlu olduk. Ekiple birlikte kendilerini ağırladık. Ben başarılar diliyorum. Daha büyük üniversitelerde, daha gelişmiş üniversitelerde inşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizin gelişmesine ışık tutacağına inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Devlet Eski Bakanı Hasan Gemici, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde yaşanan ve teröristler tarafından 33 vatandaşımızın ölümüne neden olan katliamın 28. yılı anma törenlerine Başbağlar köylülerinin daveti üzerine katıldı.
Gemici burada yaptığı konuşmada Sivas'ta ve Başbağlar'daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum, faillerini lanetliyorum dedi. Cumhuriyet tarihi bir anlamda cehalet ve bölücülerle, vatan millet düşmanlarıyla mücadele tarihidir. Özellikle 1980-90'lı yıllarda bu çevreler, bu vatan millet düşmanları ülkemizi bölmek, karıştırmak, huzurumuzu bozmak ve dini, etnik fay hatlarımızı tetiklemek üzere çok sayıda olaylar tezgahladılar. Aradan 28 sene geçmesine rağmen bu olayların faillerinin, arkasındaki güçlerinin ortaya çıkartılamamış olması en büyük üzüntümüzdür. Olay 1993 yılında oluyor ve Başbağlar köylerimiz dertlerine çare aramaya çalışıyorlar ve kapı kapı dolaşıyorlar. 97 yılına kadar maalesef bir önemli bir sonuç, önemli bir netice alamıyorlar. 1997 yılında gelindiğinde Başbağlar köylerimizin rahmetli Sayın Tayfun Tayyipoğlu gazeteci arkadaşımızın da yardımlarıyla bugün başbakan yardımcısı Sayın Ecevit'e müracaatları sonrasında rahmetli Ecevit beni aradı. Ben de o zaman 55. hükümetin devlet bakanıydım. Aradı, çağırdı beni. Dedi ki, Sayın Gelici, Başbağlar olayını hatırlıyor musunuz dedi. Evet efendim dedi. Dedi ki, ya burada dedi, çok dedi, acı olaylar yaşandı. 33 insanımız şehit oldu. Köyü, o güzel köyü yaptılar. O günlerde dedi, devlet büyükleri, devletimiz büyüktür. Yaralarınızı sararız. Ne gerekiyorsa yaparız diye söz vermişlerdi dedi. Ama dedi, bugüne kadar dedi, bu anlamda köyde hiçbir şey yapılmamıştı. Ben evet efendim dedim. Dedi ki, senden dedi, benim inşaat mühendisi olduğumu biliyordu. Dedi ki, senden dedi, o köyü dedi, yeniden dedi, yapmanı rica ediyorum dedi. Ben tabii çok genç bir bakandım. Hemen arkadaşlarımı topladım. Dedim ki, Sayın Başbakan, böyle bir talimatı var. Arkadaşlar bana dediler ki, çalışma arkadaşlarım, Sayın Bakanım dediler, bizim dediler kanunumuz 3.294 sayı kanun, biz tamam fakir fukaraya yardım ederiz. Her türlü harcamayı yaparız. Ama dediler, bu bina yapmak, konut yapmak işi, İmar İskan Bakanlığı'nın işi. Bizim dediler, yasamız buna müsait değil. Hep bize zika çıkardılar. Ben de tabii heyecanla dedim ki, arkadaşlar, Sayın Başbakan dedim bana, rahmetli Ecevit gibi tarihi bir şahsiyet böyle bir görev vermiş. Ben dedim ona gidip de, Sayın Başbakanım ben bunu yapamam. İşte bize zikret çıkartmış, kanunumuz işte müsait değilmiş. Ben dedim bunu diyemem, biz de bu işi yapacağız. Sivas'taki Başbağlar'daki şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ülkedeki ekonomik buhran ve yapılan zamlara tepki göstermek için 81 il başkanı bugün saat 13'de eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır da tüm illerle eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu. Ülke olarak derin bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Tam 3 yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsım hükümetinin halkı Covid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından da bu kriz tam anlamıyla bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Erdoğan'ın şahsi hükümeti MİTÜK meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti.
Ama Temmuz ayıyla beraber zam yağmuru maalesef hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyonlar değil, bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda. TÜİK açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu %17.53 ile son 2 yılın zirvesine yükseldi. Üreticinin maliyetleri ise yıllık %42.89 artışla son 32 ayın zirvesinde. Bir de son zamlar önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacak. Açık olan bir şey var, o da saray rejiminin kurduğu düzen vatandaşın hayatını daha pahalı, daha yaşanmaz hale getirecek. Saray rejimi bir yandan yeni kurnazlıklar peşinde. Emeklilere, memurlara ve kamu işçilerine verilecek enflasyon farkları Ocak-Haziran verileriyle belirlenmesine rağmen zamlar Temmuz'da geldi. Hayat pahalılığı almış başını giderken milyonlarca memurun ve emeklinin maaşlarına yapılacak enflasyon zammı sadece %8.45 oranında kalacak. Kamu işçilerinin alacağı zam bu oran etrafında belirlenecek. Türkiye bu düzene mahkum değil. Yurttaşlara porsiyonları küçültün diyen saray, vatandaşın lokmasına dahi göz dikti. Hayat pahalılığıyla, işsizlikle, yoksullukla, borçlulukla, açlıkla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan halk, ucube tek adam rejiminin yükünü artık kaldıramıyor. Şahsın düzeni devam ettiği müddetçe fakirleşmeye, yoksullaşmaya, geçim sıkıntısını yaşamaya devam edeceğiz. Biz hazırız. Türkiye'yi yönetecek kadrolar hazır. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter, demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Halkımızın bu sabırsızlığa karşı vermek için hiç vakit geçirmeden hemen erken seçim istiyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Yaraşlı Yörük köyündeki evler sular altında kaldı. Karadeniz Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ormanlı beldesi sular altında kaldı. Beldede hasar tespit çalışmaları sürerken Yaraşlı Yörük köyündeki barajın kapakları biriken yağmur suları nedeniyle açıldı. Baraj kapaklarının yükselmesiyle birlikte derenin debisi yükseldi. Tarlalar ve evler sular altında kaldı. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki sel suları altında zor anlar yaşadı. Eşyaları kurtarmak için mücadele verilirken Yaraşlı Yörük köyünün diğer kısmına ulaşımın sağlandığı asma köprü ekiplerce kapatıldı. Sel sularına evde dinlenirken yakalanan Mehmet Zambakoğlu, "Olay anında evdeydik, hayvanları zor kurtardık, bahçelerimiz sular altında kaldı, dere bizden epey uzaktı, baraj kapakları açılınca evimiz bile sular altında kaldı" dedi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Birdenbire barajın kapaklarını açtılar. İçeride yatıyorduk, şey yapıyorduk. Birdenbire su içinde kaldık. Hayvanları falan zor çıkarttık dışarı. Siz orada evdeydiniz. Tabii evdeydik burada. Yani içindeydik. Allah korusun, evet. Bayağı zor saatler geçirdik. Her şey telef oldu işte. Ektiğimiz şeyler. Bahçelerimizde şeyler. Mesafe de epey uzak değil mi? Normal dere yatağının mesafe dere, uzak. Dere yatağı uzak, evet evet. Ta ileride hemen 300-400 metre ileride dere. Bize bayağı da uzak ama baksana yola kadar çıktı. Yola kadar ta böyle benim pantolonu geçti. Buradaymış belli zaten. Tabii tabii. Ev tamamen içerideydi. Ta perdelere kadar çıktı. Sıra çektilerde. Nereye şey yapıyorsunuz? Bir de sabır hocam. Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı bir köy sel suları altında kaldı. Meteoroloji, Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından Batı Karadeniz bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültü sağanak yağış etkisini artırdı. Kastamonu'da öğleden sonra akşam saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak yağış şehrin iç kesimlerinde etkili oldu. Müzik
Kastamonu'da merkeze bağlı Damlaçay köyünde yağış sonrasında sel baskını yaşandı. Derenin taşması nedeniyle ikili araziler zarar gördü. Yollar sel sularıyla kaplandı. Evlerin bodrumlarını, ahır ve samanlıkları sel suları basarken bazı ağaçlar da şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle kırıldı. Hey yavrum hey! Aha burası da bizim koyun yolu. Aha bizim ılgazın su borusu çıkmış orada. Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında kent meydanı projesi ele alındı. Belediye Başkanı Halil Pospıyık, son dönemlerde Ereğli'nin gündeminde yer alan büyük cami yapılması projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kent meydanının anlaşmasını yapıyoruz. Hibe yoluyla 90 milyonluk bir işi bize yapıyorlar. Burası artık bitti. İki tane seçenek var önümüzde. Diyorlar ki Beren Mezarlığı. Beren Mezarlığı olmaz. Beren Mezarlığı'na bize butik bir cami lazım. Çünkü karşısında senin de akrabalarını yaptığı, Allah razı olsun, Beren, yeni Beren Mezarlığı var. Hemen yolun karşısında orada ayrıca mezarlığı. Sonra bu yapılacak olan cami şehir merkezinde şehit ve hacca giden insanlarımızı uğurlamak için yapılan kalabalık törenler. Onun için bu benim de daha evvel iddia ettiğim gibi bir askeri lojmanların olduğu yere yapılabilir. Ben de böyle yapacağım diye iddiayla gelmiştim. Doğrudur. Orası gayet uygundur. Biz de yanındayız yapacaklarsa. Ama burası benim eğer görüşüme göre yanılmıyorsam, sizler de mimarsanız bilirsiniz. 5 seneler evvel buraya yapamazdır. Oradaki insanlar çıkacak, binalar yıkılacak, buraya devrilecek, cami projesi oraya tatbik edilecek. Ben minimum söylüyorum, mesela evvel yapamazlar. Benim bildiğim kadarıyla başka yer de yok. Bu, buraya yapılması lazım. Ereğli'yi sevenler camiyi ve dolgu alanı yapılması lazım buraya. Cami buraya yakışır. Bilmeden konuşuyor. Bir siyasi parti ilçe başkanı diyor, yok diyor burada trafik sıkışır. Ya bunu mimarlar yapıyor be kardeşim ya. Trafik sıkışması falan olmayacak. Bak Zonguldak'taki camiye gitmesi için, bir cuma namazına gitmesi için vatandaşların arabasına binip de gitmeleri lazım. Ama burada yürüyerek bu camiye gelebilirler. Trafik düzenlemesi falan tamamen ayarlanmıştır. Mühendislik görüşleri ortaya konmuştur. Fas'taki denizin ortasındaki camiye gittim ve Allah bana cuma namazı kıldırmak nasip etti orada. Dünyanın denizin ortasındaki en büyük camilerinden bir tanesi. Ben de Karadeniz Ereğli'de denizin ortasında bir cami yapılmasını istiyorum. Açık ve net. Hiç kimse ikircikte oynamasın. Bu camiyi yaptırmayanlar buraya yarın tarih önünde boyunlarını eğecekler aşağıya. Burada oturma yerleri yapacağız. Kitap okuyacaklar kademeli olarak amfiteyatr gibi balık tutacaklar. Ve buraya denizin ortasında Türkiye'de ilk defa bir cami yapılacak. Mübarek cami yapılacak. Buna kim karşı çıkıyor? Buna karşı nasıl çıkarsınız ya? Camiyi kentin en güzel yeri yok. Orada caminin yanında şortta nasıl gezemezler ya? Cami benim her şeyim ya. Ben Türkiye'de iki tane lider tanırım. Bir Hazreti Muhammed Mustafa, öteki de Mustafa Kemal Atatürk. Onun camisinde denizin ortasında namaz kılmak istiyor. Bu işi benim aklıma sokan eski vali Erdoğan Bektaş ve şu andaki kaymakamdır. Yukarıdan bana talimat verdiler dediler. Yukarısı bakan mıdır, cumhurbaşkanımız mıdır bilmiyorum. Zaten burada bir çelme takarlarsa cumhurbaşkanına kadar çıkacağım. Allah nasip eder. Bana camiyi yaptırmıyorlar diyeceğim. Bana camiyi yaptırmıyorlar diyeceğim. Eski Pazar Kültür Turizm Tanıtma ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Ertuğrul Yazıcı, dernek yönetim kurulu üyeleriyle beraber BRTV'yi ziyarette bulundu. Başkan Yazıcı, dernek adına yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. BRTV ailesi olarak bizi davet ettiğiniz için bir nezaket ziyareti oldu. Çok teşekkür ederim. Biz 2020 yılında bir eksiklik hissettik. Eski Pazar'ın kültür, turizm ve çevre konusunda bazı yapılacak işler olduğunu
keşfettik. Zaten uzun yıllardır bu çalışmaların biz perde arkasındaydık. STK'lar olarak bayağı bir uzun yıllara dayanan bir çalışmamız var. Ekibimizi de öyle şekillendirdik. Ekibimiz kaliteli bir ekibimiz var. İşte kurumlarımızla beraber, diğer STK'larla beraber birlik beraberlik içerisinde derneğimizi kurduk. Çevre diyoruz. Şimdi çevrede atılan çöpler var. Sıfır atık projesi biliyorsunuz hükümetimizin. Bu konuda işte çevreye çöp atılmasın, sularımızın kirlenmesin. Bununla ilgili zaten biliyorsun küresel ısınma tehdidi var, altındayız. İnsanlarımızı uyarmak, onlara farkındalık konusunda yardımcı olmak ve önümüzdeki hafta mesela bir programımız olacak, bayramdan sonra olabilir. Bu programımızda biz çevredeki atılan çöplerin hepsini bir ekiple koordinasyonla bir şekilde temizleyeceğiz. Sizi de davet ediyorum. Evet. Tabii ki medya eşliğinde. Yani bu farkındalık oluşturulması için çevremizde ilgili bu. Kültürümüz bizim, bölgemiz biliyorsunuz otantik, doğal güzellikler olan köylerimizle beraber, evlerimiz olan, oradaki yapılar olan, kaybolan bir tarihe sahip. Şimdi biz bu tarihi yerleşim alanlarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili köylerimizi gezeceğiz. Köylerimizde tarihin ön plana çıkmasını sağlayacağız. Bir de eski tarihi eserlerin resimlerini çekeceğiz, videolarını çekeceğiz. Bunları bir yıllık kitap haline getireceğiz. Tabii bu çalışmalar uzun sürebilir. Bir de oranın kaybolan Selçuklular, Osmanlılar zamanından beri isimler var. Çok nostaljik, gerçekten natural isimler var. Bu isimler unutuluyor. Bu isimleri ortaya çıkaracağız ve harita üzerinde işaretlenmelerini sağlayacağız. Turistlerin, gelen ziyaretçilerin çok rahat etmesi ve kültür tanıtımının anlatılması ile ilgili projelerimiz var. Bir de efendim turizmle ilgili biliyorsun Hadrianopolis Antik Kenti, evet, üzerinde bulunuyoruz. Bölgenin bayağı bir 80 bin o zaman tarihte yaşanan bir yaşantı olması hasabıyla oradaki kalıtsal eserlerin ortaya çıkarılması şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Ersin Çelikmeş hocamız oranın kazı başkanı, Kültür Bakanlığı ve valimiz bu konuda hükümetimiz çalışma yapıyor. Bu çalışmalar nezdinde de biz altyapı oluşturmak istiyoruz. Bu altyapının ne şekilde oluşacağı konusunda işte konaklama yerleri, ziyaretçilerin nasıl rahat edebileceği, İnformasyon Turizm Bürosu gibi çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Tabii ki derneğimizin branşı çok. Branşı çok. Bu branşlar içerisinde neler yapabiliriz ve bu yıllar içerisinde olacak tabii ki ama şimdiden başladık biz. D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sağanak ve yer yer sis görülüyor. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyarılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Öte yandan sağanak, Bolu kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor. Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, kente 1 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığını belirtti. Bugün itibariyle 1 milyonuncu doz aşımızı yaptık. Bunlardan 650 bini birinci doz aşı, geri kalanı da ikinci doz aşı olarak yapmış olduk. Bizim burada hedefimiz %75'e gelmek. Şu anda %61'deyiz. Hedef nüfusumuzun %61'ini aşılamış durumdayız. Eğer %75'e geldiğimiz zaman tüm ilçelerimizle birlikte aşının koruma kalkanını her tarafa sağlamış oluruz. Biz tüm ilçelerimizle beraber, tüm vatandaşlarımızla beraber kenetlenerek bu aşının koruma kalkanını tüm Samsun'umuza yaymamız gerekmekte. Buradan vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum. Aşı alanlarımıza, aşı noktalarımıza gelin, aşılarınızı olun ve bu aşının koruma kalkanını, Covid'le olan mücadeleyi, Covid'le olan en iyi silahımızı kullanarak pandemiyi el birliğiyle yok edelim. Bildiğimiz gibi Covid-19 yaklaşık 1,5 yıldır ülkemizde mücadeleye devam ediyoruz Covid-19 ile ilgili. Samsun'da da tabii yaptığımız mücadeleler ve detaylı çalışmalar kapsamında
Geldiğimiz noktada Samsun'da vaka sayılarımız gayet iyi bir şekilde azalmış oldu. Şu anda hastanelerimizde de hasta yükümüzün çok 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 azaldığını görüyoruz. Yani önümüzdeki günlerde inşallah hiç hastamızın kalmamasını ümit ediyoruz. Samsun merkez ve ilçelerindeki nüfus müdürlükleri konsept nüfus müdürlüğü projesi kapsamında modernize edildi. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentteki nüfus müdürlükleri yenilendi. Samsun valisi Zülkifli Ağalı yeni nüfus müdürlüğü konsepti kapsamında düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulan valilik binasındaki ilk adım ilçe nüfus müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada vatandaşların nüfus hizmetlerini yeni konseptte daha nezih ortamda alabileceklerini söyledi. Samsun'un hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah nüfus hizmetlerini yeni konsept içerisinde bu şekilde daha nezih bir ortamda, daha güzel bir ortamda alabilecekler. Bugün açtığımız son ilçelerimizle birlikte 12 tane ilçemiz yeni konsept nüfus hizmetleri etkinliği başlamış oldu gördüğünüz gibi. Kendine has renkleri, separatörleri ile hem çalışanlarımıza hem de hizmet alan vatandaşlarımıza inşallah daha güzel bir ortamda hizmet verilmiş olacak. 12 ilçemizde bugün itibariyle başlattık. Nüfus hizmetlerinde son yıllarda olan gelişmeleri çok yakından müşahede ediyoruz. Siz de ediyorsunuz mutlaka. Ve gerçekten çok fazla hizmet veriliyor. Sadece nüfus cüzdanı değil eskisi gibi bildiğiniz gibi. Pasaportlar buradan veriliyor, ehliyetler buradan veriliyor. Bu manada gerçekten hizmet ağı çok genişledi. Bu manada bunlar gerçekten... Meteoroloji Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışların olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu ve dün bölgemizin pek çok yerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Efrani Çukurören köyünde de aşırı yağış nedeniyle su baskınları oldu ve bazı köy yollarında ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Efrani ilçesine bağlı Çukurören köyünde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası sel baskını yaşandı. Selle birlikte köy meydanındaki bazı yapılar hasar gördü. Vatandaşların bağ ve bahçeleri sular altında kaldı. Derenin taşması üzerine vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Yaklaşık bir saat süren yağışın yerleşim yerine ulaşmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Sel sularının çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Afetin böylesi yolları, bahçeyi, trafik çalışmıyor. Yollar tamamen kapandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulu açıldı. Boyabat Belediyesi spor kompleksinde açılan okulda 10 dalda katılımcılara eğitim verilecek. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı açılışta yaptığı konuşmada spora ve sporcuya verdikleri desteklerin devam ettiğini söyledi. Bu sene ilk defa yaz kursları açtık, spor kursları. 450 civarında resmi kayıt vermiş, artı müracaatlar vermiş. Bunlar çok mutluyum. Bu kez sizler Boyabat'ımızın, sizlerin, annelerin, babalarının burada olması, gelinlerin, çocukların başında olması ayrı mutluyumlar. Eğer bunlara sahip çıkarsak bunlar değerli ve kıymetli olacak. Hayırlı uğurlu olsun ve Kürşat kardeşimin inşasında tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Güçlü belediye, güçlü boyabat, güçlü hizmet, güçlü spor. Kutu kutu pense, elmalı yense. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop, uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Uzun sahilleri ve temiz denizinin yanı sıra Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi tabiat parkları, tarihi mekanlarıyla da son yıllarda bölgesinin cazibe merkezi haline gelen Sinop'ta bu yıl hedef 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. Covid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan kentte bazı konaklama tesislerinde doluluk oranları şimdiden %100'e ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, kademeli normalleşme sürecinin ardından kente yoğun ziyaretçi akını beklediklerini söyledi. Sektörümüzle sürekli irtibat halindeyiz, toplantı halindeyiz. Yaklaşık bir ay önce hazırlık safhasını oluşturan Turizm Koordinasyon Kurulumuzu topladık. Sektörümüzün sorunlarını dinledik, orada önemli kararlar aldık. Bunlardan işte kaçak pansiyonculuktan tutun da nitelikli konaklama tesislerine kadar turizm denetim komisyonlarımız göreve başladı. Nitelikli hizmet vermeleri noktasında onları hem eğitiyorlar hem denetliyorlar. Yoğun bir rezervasyon var. Şu anda doluluk oranına ulaşan tesislerimiz var. Bu da bizi memnun ediyor. Daha önce biz 2018-2019 yani pandemi öncesinde 1 milyon turist hedefini Sinop olarak yakalamıştık. İnşallah bu pandemi nedeniyle bu %50 bir düşüş olmuştu. Tekrar bu rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz bu sezon. İyi geçeceğini, doluluk oranının yüksek olacağını düşünüyoruz. Bolu'nun Görnük ilçesinde seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücünün bulunduğu hafif ticari araç dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla dereye uçan araçtan kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza Gönlük ilçesi Cuma mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine seyir halinde olan 14LE936 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Esin G. bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil kontrolden çıkarak ilçenin merkezinden geçen dereye uçarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücü dereye uçan araçtan çıkarıldı. Yok yok. Olsa şimdiye kadar çıkartırlardı onu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Dereye uçan araç ise iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Giresun'un Aluçra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Alucra ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nden Kemallı Mahallesi'ni istikametine giden Sait Erilli kontrolündeki araç ile Ahmet Kocaman'ın kontrolündeki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sait Erilli olay yerinde hayatını kaybetti. Sait Erilli ile aynı araçta bulunan oğlu Serkan Erilli ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Kocaman ağır yaralandı. Yaralılar Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi. İlçeye bağlı Akpınar Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, çayırlık alanda büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesildiğini fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Komple kesilmiş. Jandarma ekipleri şüpheli AK'yi gözaltına aldı. Murat Yılmaz, yaylada hayvanlarının kuyrukları kesilmiş halde bulduğunu belirterek jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl bir vicdan var? 6 hayvanın kuyruğunu kesmişler. Üzücü bir durum. Hayvanlarımızın ilk tedavisini yaptık. Veteriner hekimimiz de gelerek tedavilerini yapacak diye konuştu. 5 tane ineğin kuyruğu kesik durumda. Komple kesilmiş. Bu da tamamen kopmuş gibi bir şey. Bu tarafa koysana limuzini. Amasya'da aşılama ekipleri gittikleri köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle moral buldu. Ben
Anam gibisin bana, dalgalanır kana kana, selam bayrağım sana, kanımdan renk alırsın. Merkeze bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal'ın köyüne gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı bayrak şiirini okuduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bayrak göklerin ay yıldızı, senin göğsünde yanar, bu yurdun oğlu kızı seni saygıyla arar. O anlar aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobil ekibimiz sahada yerinde aşı uygulaması için gittiği Avşar köyünde ekibimizi karşılayan teyzemiz bayrak şiirini okudu. Daha sonra da aşısını yaptırdı. Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz ifadeleriyle takipçilere aktarıldı. Şiirini seslendirdikten sonra eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan yaşlı kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti. Anam gibisin bana, dalgalanır kana kana. Selam bayrağım sana, kanımdan renk alırsın, ılkım gibi yamansın, göklerden armahansın, selam bayrağım sana. Anan gibi dalgalan, ateş ol bağrımda yan, ufuklara sığmayan, selam bayrağım sana. Bayrak göklerin ay yıldızı, senin göğsünde yanar, bu yurdun oğlu kızı seni saygıyla arar. Hepimiz senin için veririz canımızı, sen solmasın diye dökeriz kanımızı. Yaşa ey yüce sancak, değmesin sana keder, senin gönlünden ancak gönlümüz rahat eder. Kastamonu'da ortaokulda eğitim gören öğrenciler pandemi sürecinde evde kaldıkları süreci kaleme alarak kitap yazdı. Öğrencilerin yazdığı Korona Günlükleri isimli kitap büyük beğeni topladı. Kastamonu'da Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Türkçe öğretmenlerinin rehberliğinde pandemi sürecinde yaşadıkları ve evde kaldıkları süreci kaleme aldı. Öğrencilerin pandemide yaşadıkları zorluklar, evde kaldıkları süreç ile bu yaşadıklarının geleceğe aktarılması noktasında başlatılan çalışma, öğretmenleri tarafından düzenlenerek kitap haline getirildi. Öğrencilerin yazarak kaleme aldığı Korona Günlükleri ismini verdikleri kitaplar, Vali Aydın Arslan Ortaokulu'nda tanıtıldı. Kitapların tanıtımına veliler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken anılarını yazan öğrenciler kitaplarını imzalayarak dağıttı. Bu zorluğu aşmak için çıktığımız yazma sevdası yolculuğunda bugün güzel bir eserle daha karşınızdayız. Salgın sürecinde yaşananların kaleme alındığı Korona Günlükleri adlı kitabımız artık öğrencilerimizin elinde. Korona Günlükleri kitabında yer alan günlüğümde koronadan dolayı evde geçirdiğimiz o zor günleri nasıl değerlendirdiğimi, nasıl eğlenceli hale getirdiğimi anlattım. Ailemle birlikte geçirdiğim o güzel vakitleri anlatan bir günlük oldu. Bu kitabı yazmamın sebebi evde hem çok sıkıldık, çok güzel vakitler geçiremedik. Bu yüzden bu kitabı yazarak hem vakit geçirdim hem de arkadaşlarıma bu kitabı göstermiş oldum. Bu kitapta eserimin bulunmasından önemlediğini, bu günlerin unutulmamasını istiyorum. Ve kitapta yaşadığımız bu zorlu günleri anlattık. Rize'nin Güneysu ilçesinde açılan kursa katılan 16 engelli hem sosyalleşiyor hem de üreterek özgüven kazanıyor. Güneysu Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında öğrenirken üreten gençlik projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde ilçede engelli gençlerin zamanlarını kültür ve sanatla değerlendirmeleri için Güneysu Gençlik Merkezi'nde kurs açıldı. Nisan'a başlayan kursa katılan 16 engelli, 6 eğitimci ve 8 gönüllü genç tarafından okuma yazmanın yanı sıra el sanatları öğretiliyor. Yaşları 10 ila 40 arasında değişen kursiyerler haftada 4 gün 10-14 arasında geldikleri kursta ebru, ahşap ve hediyelik eşyalar yapıyor. Yaptıkları ürünleri gençlik merkezi bünyesinde satma imkanı bulan kursiyerler eğitim dışındaki zamanlarda birlikte şarkı söyleyip stres atıyor. Öğrencilerin sportif faaliyetler ve gezilerde gerçekleştireceği projenin Mart 2022'ye kadar sürmesi planlanıyor. Kursu ziyaret eden kaymakam Arif Oltalı projeyi çok değerli bulduklarını söyledi. Biz de bu projeyi çok değerli buluyoruz. Bu proje de birçok unsuru bir arada görebiliyoruz. Yani aileler, çocuk, gençlerimizin gelişimi, bu kardeşlerimizin burada çok iyi vakit geçirmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar yapılsın.
Burada gönüllü arkadaşlarımızın da çok büyük etkisi var. Tamamen bunu gönüllü yapıyorlar. Burada öğrendikleri şeyleri hani dışarıda da yapıp hani satabilirler. Bu satış sonunda hani kendileri de bir gelir elde edebilirler. Bu da onları motive ediyor. Bu açıdan mesela öğrencilerimiz çok mutlu oluyor. Önemli olan zaten isteyerek gelmesi, severek gelmesi. Burada yapılan becerileri hani bir şey üretmek, elde etmek hoşuna gidiyor. Şimdi yendirmeni yaptık, isimlik yaptık, bir tane daha çerçeve yaptık. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve beyaz altın olarak adlandırılan sarımsağın hasadına başlandı. Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağında geçen yıl olduğu gibi bu yılda 22 bin dekarda hasat yapılıyor. Bu sezon yaklaşık 30 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor. Bak, iki senedir para ediyor. Çiftçi de sizler de kazanırsınız. İnşallah para edecek. Amacımız o. Niye uğraşıyoruz? Her gelen yerel yönetimler sarımsağın değerine değer katmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü sarımsağının kalitesinin diğer sarımsaklardan yüksek olduğunu söyledi. Kalite ve değeri diğer sarımsaklardan her zaman yüksektir. Niye? Bizim selezyum ve kükürt oranlarımız diğer sarımsaklardan kat kat fazladır. Bu yüzden de öbür sarımsakların raf ömrü 3 ayken bizimki 1 senedir. Taşköprü sarımsağının selezyum ve kükürt oranlarını diğer sarımsakların yakalaması mümkün değildir. Biz de sarımsağımıza değer katmak amacıyla SES sarımsak takip sistemi adı altında bir sarımsaklarımıza kare kod uygulaması başladık bu sene. İnşallah bu kare koduyla beraber sarımsağımızın değerini diğer sarımsakların değeriyle karşılaştırmamak amacıyla, ayırmak amacıyla bu sarımsak takip sistemini bu sezonda gündeme aldık. Çiftçimize de inşallah hayırlı olur. Bu sene 2021 yılı içerisinde sarımsağımızın 30 bin ton sarımsak çıkacağını, hasat olacağına inanıyoruz. Ve Türkiye'nin de dörtte bir sarımsak ihracatını Taşköprü karşılamakta. Biz çiftçilerimize güveniyoruz. İnşallah dörtte birini değil %50'sini karşılamaya da biz Taşköprü olarak adayız. Türkiye'nin en önemli inanç turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi, Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümele Manastırı'na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10.500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela'yı son bir haftada yaklaşık 10.000 kişi ziyaret etti. 1 Temmuz'da ziyarete açılmasının ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yerli ve yabancı turist tarihi manastırı ziyarete gelirken turist hareketliliği dikkat çekiyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10.500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela'yı son bir haftada yaklaşık 10.000 kişi ziyaret etti. 6 aydaki turist rakamına bir haftada ulaşılırken turistler manastıra girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Turistlerin büyük çoğunluğu restorasyon çalışmalarını beğendiklerini söyledi. Biz Düzce'den geldik, gezmeye geldik. Trabzon'u, güzel şehrimizi gezmeye geldik. Restorasyon yani gelişte fotoğraflara, eski fotoğraflara, yapılmadan önceki fotoğraflara bakılırsa bayağı kötü durumdaymış. Yani güzelleşmiş bayağı. Üçüncü kez geliyorum. Misafirim var, misafirimi getirdim. Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 350 anaç sazan balığı sığımından 3 milyon balık yavrusu elde edildi. Göl, gölet ve barajlarda balık popülasyonunun artırılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten istasyonda balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor. İstasyonda 350 anaç balığın sağımı gerçekleştirildi. Sağım sonucunda 3 milyon sazan balığı yavrusu hedefine ulaşıldı.
Elde edilen yavrularla sulak alanların balıklandırılması, sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek nesillerin sazan ile tanışmasına katkı sağlanacak. Ana haber bültenini burada sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV üniteleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, kimsenin şüphesi olmasın dedi. Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdikleri kötü performanstan dolayı gelen eleştirilere ise "bütün eleştiriler benim üzüntümden fazla değil" şeklinde yanıt verdi. Ben de bu oyunu futbolcağım gibi kabul edemiyorum, içime de sindirmiyorum. Eminim siz de sindiremiyorsunuz ve o konuda haklısınız. Biz de haklıyız ama haklılığımız sorumluluğumuzu bir kenara atmaz. O yüzden çözüm yapmak için teslim olmak yerine, geride kalmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmak gerekiyordu. Takımıma baktığımızda, ülkedeki genel yapımıza baktığımızda her alanda hem takım olarak hem ülke olarak cesur olmayı, meydan okumayı severiz. Bu turnuvada takımımızın asıl karakteri olan bu özelliğimizi gösteremedik. Zaman zaman afyon yutmuş gibi uyuşuk bir vaziyet oynadığımız bir gerçek yani. Bittikten sonra asıl hedef olan, şimdi büyük hedef olarak Dünya Kupası'na katılması önemli. Ve bunu da oyuncuların kendi zihninde yeniden ortaya koyması gerekiyor. Dünya Kupası'na 2 aydan az bir süre var. Bugüne kadar neler yaptık? İlkelerimizle, prensiple, planlarımızla birlikte hayal ederek ve çok çalışarak geldik. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan da bu özelliklerimizdir. Bunu hep paylaştığım için bir daha tekrar paylaşıyorum. Tekrar sahiplerinden sevilen tutkulu, coşkulu bir takım olmak için yine çok çalışmak durumundayız. Biz bunu sağladık. Yani bizim çocuklar derken sadece bizimki, siz de bizim çocuklarımızsınız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Bu Türk milletinde her alanda her insandır. Bazen bu da kötü kullanıldı. Ya siz bunlar mı, diğer sporcular değil mi? Herkes, sanatçısı, sporcusu, siyasetçisi, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız. Biz her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama bu takım bir heyecan verdi, umut verdi, mutluluk verdi, güven verdi. Turnuvada maçları kaybettik ama ortak değerlerimizi kaybetmeyeceğiz. Kaybetmek istemiyoruz. Onları yeniden hatırlayarak büyük hedeflere koşmak durumundayız. Tabii ki herkes konuşacak, tartışacak ama bunu yaparken yaralamamaya, kaos ortamı oluşturmamaya özen göstermek durumundayız. Daha güçlü yarışabilmek için buna şiddetle ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Kalker, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası testlerine devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer İngiliz stoper Steven Kalker, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk haftasının kendisi açısından çok güzel geçtiğini dile getiren 29 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe'ye katılmak benim açımdan oldukça kolay bir karar oldu. Başka kulüplerden de teklifler vardı, Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı ama başkanla görüştükten sonra karar vermek çok kolay oldu. Azmi, isteği gördüm. Kaliteli oyuncular da
Bu kararı vermemde etkili oldu. Kulübün ve taraftarının büyüklüğü de çok önemliydi. 7 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben bu yolda çalışmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. Başkanımızla görüştükten sonra benim için karar vermesi çok daha kolay oldu. Çünkü o azmi hissettim, o isteği çok fazlasıyla gördüm. Tabii ki de buradaki kaliteli oyuncular da benim buraya gelmemde bir etken oldu. Kulübün büyüklüğü, taraftarın büyüklüğü beni buraya çeken etkenlerden bir tanesi oldu. Tabii ki 7 yıldır kazanılmayan bir şampiyonluk var. Ben de bu doğrultuda heyecanla çalışmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarımla beraber, teknik direktörümüzle beraber bu yıl bu başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Juher Rasol özel açıklamalarda bulundu. Yes, I feel happy. Before it's hard. In the beginning, we start the first season. We go to playoff, we lose. The second season also we lose playoff. This season we go directly. So we work hard. And the result is here. Tabii ki çok mutluyum. Çünkü çok zor geçti bizim için. Geldiğim ilk iki yıl playofflardan kaldık. Ve bu sene de direkt olarak Süper Lig'e çıktık. Bu yüzden çok mutluyuz. Çok fazla çalıştık bunun için. Mutlu hissediyorum. Kendisinin çok şanslı olduğunu, bize de bu şansı getirdiğini düşünüyorum diyor. Tam olarak sayısını bilmesem de geldiğinden beri 10 maç kazandık. Sadece bir beraberliğimiz oldu. Hani çok mutluyuz. Kamp da çok güzel ilerliyor. I thanks a lot. Thank for the support. It's a little bit difficult we play without fans. Tabii ki taraftarsız oynamak bizim için çok zordu çünkü bize büyük bir motivasyon sağlıyorlardı. Koronadan dolayı geçen sene bu şansı yakalayamadık. Umarım bu sene taraftarlarla beraber daha coşkulu bir şekilde oynayacağız. Tokat'ta oynanan Amasya Spor 1968 ile Ordu 1967 takımları arasındaki bölgesel amatör lig yarı final maç sonu gerginlik yaşandı. Ordu Spor 1967 takımının 2-1 galibiyetiyle sona eren maç sonunda Amasya Spor taraftarlarının maçın hakemine büyük tepki göstermesi sonucu hakemler polis koruması altında soyunma odasına gitti. Ordu Spor taraftarının sahanın ortasına Ordu Spor bayrağı dikmeye çalışması sonucu saha içinde gerginlik yaşandı. Her iki takım oyuncuları ve takım idarecileriyle bazı taraftarlar arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Taşlarla stat dışında birbirlerine tekrar saldıran taraftarlara polis müdahale ederek olayı yatıştırdı. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.